Burada atık su arıtma tesisi faaliyete geçtikten sonra su altı dünyasında hem faunanın hem de floranın giderek değiştiğini ve belki de artık bilimsel bir araştırma yapılsa neredeyse yok olacak türlere kadar vardığını gözlemleyebildim. İlk elden şahit oldum buna. Böyle birkaç tane örnek vermem gerekirse mesela işte kıyıda gördüğünüz dalgalarla buraya sürüklenen deniz çayırları veya Poseidon çayırları olarak bilinen halk dilinde de bizim erişte olarak tabir ettiğimiz bu yosun türleri var. Bu gördüğünüz koyun içinde deniz tabanında neredeyse her yer bir Karadeniz'deki ormanlar gibi deniz çayırlarıyla kaplı. Bu deniz çayırları balıklar için de çok önemli. Hem besin hem de yumurtlama alanları. Bu deniz çayırları atık su tesisi faaliyete geçtikten sonra giderek yok olma noktasına geldi. Yani daha çok böyle öbek öbek böyle boşluklarını görüyorsunuz suya daldığınız zaman. Bununla ilgili bir örnek daha vereyim ben size. Mesela pina denilen bir deniz kabuğu canlı türü vardı. Bunlar midye. Devasa midye olarak düşünebilirsiniz. Bunlar yine midye formunda olur. Sivri olan köşelerinden deniz çayırlarının köklerine bağlanarak dik bir şekilde deniz yüzeyinden yükselirler. Yaklaşık olarak boyları işte 50 santim 1 metre arasında değişir. Bunlar deniz içerisindeki planktonlar ve mikroorganizmalarla beslenir. Ağır metalleri de filtre ederler. Şimdi bu pinaları ben suya daldığım zaman görüyorum. Ölmeyi bırakın. Böyle eriştenin üzerine yatmış, böyle mahvolmuş bir vaziyette görüyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Mesela uzun süre güneşte bıraktığınız bir plastik ürün veya poşet varsa bunu hani aldığınızda böyle pul pul dağılır ya. O pinayı da suyun altında böyle tutmaya çalıştığınızda pul pul yok oluyor. Yani hani ölmeyi geçtim, ceset yani çürüyor suyun içinde. Şimdi pinadan örnekle buradaki canlıların da ne dendi yok olma noktasına geldiğini düşünebilirsiniz. Ben buradan sizler arasında ve hep beraber tüm Gümüşlülü hemşerilerim olarak da seslenmek istiyorum kendilerine. Bu atık su arıtma tesisi tabii ki şart. Yani olmazsa olmaz. Yani kamusal bir yapı sonuçta. Fakat bunun bilimsel ve doğru bir şekilde yapılması, ÇED raporlarına uygun bir şekilde yapılması çok mühim. Yoksa yani bu koy belki de Ege Denizi'nin neredeyse tamamı yok olacak ve ölü bir denize dönüşecek.